Merhaba arkadaşlar. Bu videoda konumuz stres pompası nasıl doldurulur? Öncelikle benim stres pompamın içinde az bir şey artan yağım vardı. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben yazın olsa stres yumuşak olduğu zaman hiç bunlarla uğraşmıyorum. Direkt şu şekilde çekip alıyorum. Ama şimdi hava soğuk. Gresimiz de kalın bir gres olduğu için bunu bir tahta yardımıyla yapacağım. Çekip şuradaki mandalı geri çekeceğiz arkadaşlar. Bu mandalı aşağı basarsak bakın kayar ve gres içindeki gres çıkar, kaçar. Şu mandalı geri çekeceğiz. Ne kadar çekersek elimizle bir elimizle tut. Bakın şöyle bir pay bıraktım. Gresimizin kenarlarını da temiz tutmak şartıyla tabii ki. Gres içine toz toprak kaçırmamak şartıyla. Ben ağaçtan kendime bir şöyle aparat yaptım. Şu şekilde içinde hava kalmayacak şekilde arkadaşlar şu kenarlarını şu şekilde düzgünce yaparsak içine hava almaz. Bir parmağımızla şu mandalı basıp şöyle hafif çekiyoruz arkadaşlar, yoksa gelmez, şey yapmaz yani, aşağı gitmesini, şeyi kaçırmasını engellemiş oluruz. Ki parmağımla da şu emniyete tutuyorum, bakın geri çekili tutuyorum. Bazı pompalar biraz aşındığı zaman bu tutmaz. Şu anda bizim pompamızda o sorun yok ama pompalar biraz aşınmaya başladığı zaman o kilitler tutmuyor. Siz böyle doldurmaya çalışırken bir anda o kilit kurtuluyor ve pompaya bütün doldurduğunuz gres geri kaçıyor. Bakın şu şekilde fazla çekmeden, hava yapmasın diye. Gresi temiz tutmak çok önemli arkadaşlar. Bakın bizim kilit de numara yapacak neredeyse bana. Bazen bir takılıyor gibi oluyor. Kurtulacak gibi oluyor yani. O yüzden şuradan şu şekilde kilidi hemen geri asılıyorum parmağımla kurtulmasın diye. Şöyle bir pompamızı dilerseniz bir salalım mandaldan. Bakalım hava kalmış mı kalmamış mı, bakın. Havasız bir şekilde doldurmayı başarmışız arkadaşlar. Şimdi tekrar dolduracağız. Hava olması önemli değil. İlk acemilik zamanlarında hava olabilir pompanızda. O önemli değil. Sizin ilk etapta çok dikkat edeceğiniz şey gresi temiz tutmak. Pompanızın dolu olması. Ne oluyoruz? Gresi temiz tutmak arkadaşlar. Çünkü gresin içine kum toprak gittiği zaman hem pompanızın uçluğu gider hem gresörlükler bozulur. Gresörlüklerin uçlarında küçük bilyalar var. O bilyalar bozulur. Gresörlüğünüz yağ almaz. Sıkıntı yaratır. O yüzden gresinizin temizliği çok önemli. Şimdi ustalaşmış kardeşlerimize genelde bu böyledir. Gres pompası doldurmak azaptır. Genelde öyledir. Biz de yaşıyoruz. Ben de aynı şekilde çoğu zaman gres pompası doldurmaktan muzdaribim, insana bayağı şey geliyor yani. Zor geliyor. Akşama kadar çalışmaktan zor geliyor. Öyle zaman oluyor ki gres pompası doldurmak. Geniş zamanlarda önemli değil de işin kısıtlı olduğu zamanlarda, süreli olduğu zamanlarda, vaktinizin olmadığı zamanlarda çok sıkıcı oluyor. Gres pompasını doldurmayı düşünmek daha insanı bitiriyor ya. Öyle diyeyim yani.
Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bir de dikkat etmemiz gereken konu. Ben bunu çok sık gördüğüm için, diye başka kişilerde gördüğüm için o yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Şey yapmadan önce bezle veya üslubiyle pompamızın sağını solunu silmeden önce öncelikle kapak gresini bir almamız lazım. Arkadaşlar hem yağ ziyan olur hem bezimiz ziyan olur. Gerek yok. Yazıktır yani, günahtır. Şu şekilde parmağımızla kabasını aldıktan sonra şeyi takalım. Kilerin atma riskine karşı. Şimdi kilidimize basarak, şu şekilde şu kilide basarak pompamızı ileriye ittirdik. Şimdi artık bezle pompamızı silelim. İşte pompamız bir dahaki sefere emrimize amadi şekilde hazır. Ondan sonra ne yapıyoruz? Gres bidonumuzun çevresini temizliyoruz ki arkadaşlar pislik oluşmasın. Şu ağacı da şu şekilde gresimin içine saplıyorum ve kapağını kapatacağım arkadaşlar. Bizim Mustafa patron bu konuda biraz daha fazla titiz normalinde. Esas şu gres bidonu Volvo'nun sandığına sığmıyor arkadaşlar. Orası biraz dar. Gres bidonunun ağzı açılıyor, kapağı açılıyor. Toz almasın diye, bu da sisteminde haklı yani. Bu şekilde gres pompamızı da doldurmuş olduk arkadaşlar. İnşallah sizlere faydalı olmuşuzdur. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.